Muallim Naci 1849-1893. Muallim Naci İstanbul'da doğdu, asıl adı Ömer'dir. İyi bir medrese eğitimi gören Muallim Naci, Arapça ve Farsçanın yanı sıra Fransızca da öğrendi. Sait Paşa'nın özel katipliğini yaptı. Bu görevi nedeniyle Anadolu'nun değişik yerlerini dolaştı. Sait Paşa'nın İstanbul'dan ayrılması üzerine Ahmet Mithat Efendi'nin çıkardığı Tercüman-ı Hakikat adlı gazetenin edebiyat sayfasını yönetmeye başladı. Bir süre sonra da Ahmet Mithat'a damat oldu. Bundan başka Saadet, Mürüvvet gazeteleriyle Mirsat dergilerinde çalıştı. Bir yandan da Galatasaray Sultanisi Mülkiye ve Hukuk Mektebi'nde hocalık yaptı. Öğrencilerini Türkçe ve edebi bilgiler bakımından olağanüstü özenle yetiştirdi. Tevfik Fikret bunların arasındadır. II. Abdülhamit'in teveccühünü kazandı, rütbe ve nişan ve atiye aldı. 13 Nisan 1893'te 43 yaşında öldü. İstanbul'da 2. Mahmut Türbesi mezarlığına gömüldü. Muallim Naci hem Doğu hem Batı kültürünü yakından tanımış ve bu yolla klasik zevke ulaşmış bir yazar ve şairimizdir. Şiirde daha çok eski edebiyat geleneğini benimsediği için eskiyi reddeden Recaizade Mahmut Ekrem ve arkadaşlarının saldırılarına uğradı. Eski ve yeniyi savunanlar arasında bu ikisinin kişiliğinde büyük bir tartışma başladı. Recaizade'nin talim edebiyatı ile Muallim Naci'nin ıslahat edebiyesi ancak hükümetin el koyması ile biten bu tartışmaların sonucunda ortaya çıktı. Muallim Naci edebiyatın çeşitli dallarında eserler vermiştir. Bununla birlikte şair kişiliği ön plandadır. Biçim ve öz bakımından klasik Türk edebiyatı özelliklerinin ağır bastığı şiirde özgün ve yeni söyleşilere ulaşmıştır. Şiirlerinin bir kısmında ise günümüz çağdaş edebiyat anlayışına yaklaşmıştır. Bu tür şiirlerde halk edebiyatı nazım biçimlerinden yararlanmış, doğal bir Türkçe kullanmıştır. Dil ve tekniği son derece düzgün, bazı şiirleri çok liriktir. Şiirlerini birçok kitapta toplamıştır. Fransızcadan manzum mensur olarak yaptığı çevirmelerde çok değerlidir. Türkçenin en büyük üstadlarından olan Naci, çocukluk hatıralarını dilimizin nesir şaheserlerinden olan Ömer'in çocukluğunda toplamış, eser derhal Batı dillerine çevrilmiştir. Dil bilgisi alanında yazdığı en önemli eser, hala Osmanlıcanın en kullanışlı, en doğru sözlüğü olarak elden düşmeyen Lugat-ı Naci'dir. Çok çalışkan bir adam olan, yüzlerce öğrenci yetiştirip muallim diye anılan Naci, gazetecilik alanında da binlerce makalesiyle halkın aydınlanması yolunda önemli rol oynamıştır. Ölümünden sonra yayınlanan Lugat-ı Naci isimli sözlük, edebiyatçılar arasında çok ender kullanılan ve bilinmeyen bir kelimeye rastlandığında sıklıkla kullanılmıştır. Hatta bir dönem Naci'ye baktın mı veya Naci'de bile yok tamlamaları sıklıkla bu sözlük için kullanılmıştır.